meselesinde çok duyarlı bir Hı. isim olarak öne çıkan Ece Temel Kur'an şöyle yazmış. Burada düşünen insanlar, kendisi Şemdinli'ye gitmiş, Hı. Yüksekova'ya gitmiş, insanlarla görüşmüş. Diyor ki, burada düşünen insanlar aslında derin devletten korktukları kadar derin kütlerden de korkuyor. Hı. Şemdinli'de, Yüksekova'da insanlarla konuştuktan sonra izlenimim şudur. Türkiye'de derin devlet nasıl biçimleniyorsa derin Kürtler de onlara benziyor. Hı. Derin Kürt tıpkı bir aşiret gibi bilhassa gençlerin tepesinde görünmez kılıcını tutuyor. Hı. Şimdi burada yeni bir olay olmuş, bir derin devlet hadisesi olmuş ve bunun Hı. üzerine bölgeye gidip Hı. derin devlet ve derin Kürt gibi bir Yazısını yazı. patlatıyorsun derin Kürtler başlığıyla. Derin Evet. Kürtler başlığıyla. Evet. Ve bugün derin Kürt dediği kim aslında? PKK'dan Hı. bahsediyor ve bugün işte Kandil Hı. ile bir anlamda Kandil'in Flört. dediği olur gibi yazılar Hı yazabilen bir hı. noktaya gelmiş durumda. Hı. Hakikaten bunu anlamakta Hı zorlanıyorum işte. hı. Yani medyamızdaki bu savruluşları Hı. gerçekten iyi analiz edilmediğini düşünüyorum. Ben pek çok Hı. aslında tekrar köşe yazarına dönmeyi Hı. sizi isteyen çok insan var. Bunun en büyük Hı. sebeplerinden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı pek çok insan hı. dediğim gibi çok fazla direkt eleştiri yazmak Hı. istemiyor. Siz peki nasıl okuyorsunuz? Yani bu Kürt meselesinde gerçekten muhalif ve demokrat isimlerin konuşmasıyla bu gibi savruluşlar yaşayan isimlerin Hı. aynı paralelde tutulması sizce Hı. doğru bir şey mi, yoksa bunun sizin dediğiniz gibi BDP tabanında da bir karşılığı yok mu? Biz boşuna mı şu anda nefes tüketiyoruz sizce? Ben BDP tabanında bir karşılığı olmadığını ümit etmek istiyorum diyeyim. Ama ben yani en uzağa ben gittim, en çabuk da ben döndüm. İşte ben neymişim demek istemiyorum ama Şemdinli Umut Kitabevi'ne yapılan öyle bir şeydi ki yani Kürtlerin mücadelesinde haklı oldukları binlerce örnek var. Ama bu kadar haklı oldukları bir örnek yani hakikaten böyle insan hakları müzesine kaldırılması gereken bir olaydı. Bomba atarken derin devlet oraya bomba attırırken Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına suçüstü, bölge halkı tarafından suçüstü yakalandı. Burada büyük harfle suçüstü diyorum. Yani hep böyle şaibeli kalıyor. Askerlerimiz öldü, ne oldu? Yandı mı, kurşun mu çıktı? Artık tamamen bir komplo Faali meçhul kalamadı yani Şemdinli. kalamadı. Yani Hı biz hı. müthiş paranoyalar içinde yaşıyoruz. Çünkü derin devlet bizimle parmağının ucunda oynattı bizi yıllardır. Hepimizi komplo teorisini ve hasta yaptı. Ama yani bu kadar %1500 haklı olunan bir olayda Şemdinli'ye ben gittim ve Umut Kitabevi'ne girdim ve bir sürü kitap vardı. İnsan kanına bulanmış kitaplar vardı ve bir arkadaşıma verdim birini. O da bir sergide kullandı bunu. Hakikaten insan hakları müzesi sergisi diye boşuna demiyorum. Bu kadar Kürtlerin yani derin devletin oyunlarıyla ne hale getirildiğini ispatlayan bir olay üzerine Ece Temel Kur'an derin Kürtler yazısını münasip buluyor yazmak için. Yani şimdi de bu yazıları münasip buluyor yazmak için. Yani BDP oy oranını arttırmış, milletvekili sayısını arttırmış, temsilini arttırmış. Kürtçe televizyondur, şudur budur yetmez ama tamam onu istersin, bunu istersin. Demokratik açılıma bu kadar yaklaştığımız günlerde bu yazıları yazması, bu kafası karışık, gönül gözlü müdür, flört gözü müdür, işte iktidar hastalığı mıdır, siyaset mühendisliği midir, bu hanımların meselesi nedir, bu beylerin meselesi nedir? Ben onun için hani bunun mit ayağı var mıdır, zit ayağı var mıdır? Hakikaten insan kendileri bile farkında olmayabilir ama akıl ve yakına gelir, akıl var, izan var ve akıl ve